Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Cihat Giriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, eşyaların değişmesiyle beraber Yasuo yine meta'da, Yasuo sürekli oynanıyor ve anlamadım, bu karakterin sorunu da her şeye uyuyor. Neyse arkadaşlar, oyuna geçmeden önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bende iki tane Challenger ceketi var, sezon 6 ödüllerinden kalma. Arkadaşlar bir tanesini Twitch'teki abonelerim arasında çekiliş yapacağım. Bir abone hedefi koyacağız. O hedefi, abone hedefi tamamlandığında aboneler arasında bir çekiliş yaparak ceketi bir tane aboneme vermek istiyorum. Yani genelde benim 150 abonem falan oluyor. İşte abone hedefiyle o aboneyi de arttırmayı düşünüyoruz. Yani maksimum 300-400 kişi olur o çekilişte. Haberiniz olsun, videonun altında Yasuo'ya girmeniz gereken ürünler olacak. Aynı zamanda arkadaşlar canlı yayın linkim olacak. Oradan da canlı yayınlarımı kontrol edebilirsiniz. Girebilirsiniz canlı yayınlarıma. Kim düştü oyundan? Aa, bu adam oyundan düştü. Kayle var karşımızda. Bariyer girmiş bir de. Sıkıntılı biraz. Yani mesafesinden dolayı bizi sürekli dürtebilir. Lan, lan! Ne oluyor abi? Şimdi arkadaşlar, ilk seviyeler için adamın üzerine atlayamıyoruz. Onun dışında adam çok rahat bir şekilde bizi dürtebiliyor. O yüzden birazcık geri duracağız. Ama sonrasında 2 level olduktan sonra adamın üzerine biz atlayacağız. Biz keseceğiz bu adamı. Ha, bunun bariyeri vardı. Bariyerini unuttuk bir an. Direkt zorlayacaktım, bariyerini erken bastı. Erken basmasa girip ölecektim ben orada büyük olasılıkla. Arkadaşlar, Yasuo yine bildiğimiz gibi yeni bir eşya dizilimi var Yasuo'ya. Yani daha doğrusu eşyalar değişti. Yeni eşya dizilimiyle ben de video çekmek istedim. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Yasuo sürekli sevdiğiniz, sürekli oynadığınız bir karakter. Benim normalde önermediğim bir karakter ama şu an bizim meta'da böyle sürekli oynanıyor. Hani bayağı meta'ya girdi. Şu yeni değişen eşya dizilimiyle beraber. Evet arkadaşlar, ya da karakteri hepiniz benden daha iyi bir şekilde biliyorsunuz. Sadece karakterde yapmanız gerekenlere dair bir şeyler söyleyeceğim ben. Şimdi Yasuo çok güzel bir ayrık ittirme karakteri. Birebirlerde çok güçlü bir karakter. Yakaladığı hedefleri çok rahat bir şekilde öldürebiliyor. Bunu bilelim. Şimdi Vay bize doğru geliyor. Bir dodge'layalım. Vay'ı dodge'layamadık. Bir base atıp geleyim ben ya. Şu minyon dalgasını keseyim, ben bir base atayım. Arkadaşlar, Yasuo çok kıvrak bir karakter. Hani çok plays'leri olan bir karakter. Hani karakterin yetenek setinden dolayı araya girip rahatlıkla çıkabiliyor. Bu yüzden düşük elo'da plays yapma uğruna çok fazla oynanılıyor. Çok fazla oyunlar satılıyor Yasuo'dan dolayı. Arkadaşlar, Yasuo'yla plays yapacağız havasıyla oynamayın Yasuo'yu. Hani öldü ya adam. Beni keser mi o eleman? Bilemiyorum ama deneyeceğim bir. Abi ne? Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Heh, tamam, ölmedim. Tertemiz kill. O adam her türlü ölecekti. Geldi bana öldü. Sağ olsun güzel kardeşim. Double buff'ı da verdi bize. Double buff'la biz şimdi koridorda neler neler yaparız. Arkadaşlar, yine her zamanki gibi ilk eşya hayalet dansı. İlk olarak hayalet dansımızı alıyoruz. Hayalet dansımızı aldıktan sonra arkadaşlar ebedi kılıç yapıyoruz. Ebedi kılıçtan sonra Blood Riser yapıyoruz. Yani kan ıslamış yapıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şu eşya çok güzel gidiyor Yasuo'ya. Bunu yapabiliriz. Duruma göre, kasmışlık seviyemize göre diğer eşyaları değiştireceğiz. Çok fazla Q'um istedim ben az önce. Orada birazcık utandım arkadaşlar. Hani açıkçası. Şu an saldırı hızımız olmadığı için Q yeteneğimizin cooldown çok fazla. Bir saate geliyor.
riske tutturamayan yasa yapmış. Adam haklı harbiden ya. Vallahi doğru diyor. Aga be, bir Q daha atabileydim, öldürdüm onu da. Vay bozdu ya, Vay direkt kenardan çıktı. Bana birazcık saldırı hızı lazım. Bir saat elim kalkmıyor havaya arkadaş. Bu arada şu eşyayı da bir deneyebiliriz arkadaşlar. Bu eşyanın hem Yasuo daha önceden alınıyordu. Belki son eşya olarak falan bunu yaparım. Bu eşyanın değeri şey parası düşürüldü yanlış hatırlamıyorsam. Bir şeyler oldu bu eşyaya. Daha kolay alınabilir bir hale gelmişti bu. Bizdeki isim kili Kayle almış bir de kili. 31 farm, 30 farm. 6 level oldu Kayle. Biz olamadık henüz. Aga 6 değilim. Adam 6 level. Neden yani? Bunun bariyeri vardır ya. Ama bunun bir şeyi yoktur. Ha, onun bariyeri yokmuş. Güzel. 2 kill tertemiz. Güzel. Bu durumumu da topladı. Bu oyunu taşırım ben buradan. Çok kötü oyun sergiledim ama. Şimdi ben bir de buradan ilk kuleye yöneleyim bir. Şöyle ilk kuleyi de alırsak çok süper olur. Kayle doğdu şimdi şurada. Yavaş yavaş geliyor şuralarda. Şöyle geliyor geliyor. Because kuleyi alamam ama bayağı bir hasar vururum kuleye. Onun dışında Kayle geldiğinde belki Kayle'ı öldürebilirim. Yani şimdi double buff'ımız var. Ama yine Y ile birlikte gelebilir. Ben Y'yi bekliyorum açıkçası buraya ya. Y'de o potansiyel var. Onun dışında arkadaşlar şimdi Y'in red'i çıkıyor bak. Görüyoruz red'ini. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz adamın red'ini basıyoruz. Adamın red'ini de kesiyoruz. Olay bu tamamen. Gel buraya Y. Mutlaka gelecektir arkadaşlar o Y buraya. Bu adam bot lane'i izliyor bu arada. Artık çok geç. Vay yukarıdaymış. Vay yukarıdaysa biz de hemen red'ini alalım. Abi bunu bana salama ya. Oley be. Ben ama hak etmiştim o red'i. 5'e 1'iz abi. Ben bu arada arkadaşlar pek beceremem Yasuo'yu. Daha doğrusu oynamam Yasuo. Ben karakteri sevmiyorum. Nefret ediyorum hatta Yasuo'dan. Ama gel gör ki şu an karakter çok güçlü arkadaşlar. Hep beraber. Şimdi bir kill daha aldık. Base'imize dönüyoruz. Bu adam bizi durduracak mı? Ya neden ya? Neden ya? Eğer o Q'yu birazcık da erken atabilmiş olsaydım ben neydim orada? Şu Pyke'ın aptal saptal bir yeteneği var herhalde. Bizi yerine mıhlayan. O onu kullandı orada kaldık. Yani ultimi kullanabilseydim arkadaşlar Q'dan sonra ölmeyecektim de orada. Hatta Miss Fortune'u da kesecektim. Bizim takım da maşallah ya harbi diyorum. Abi çok garip bir karakter yapmışlar ya. Mızlıyor yerine bir şeyler yapıyor ama.
Yılım 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 yılım. Hop. Tertemiz. 2 kill daha. Aga be. Aga be. Bu adamın E yeteneği benim duvarın arkasına geçiyor bu arada. Az önce fark ettim onu ben de. Bu biraz garip olmuş. Bu arada arkadaşlar birazcık saldırı hızı kastığım için daha rahat yetenek sarf edebiliyorum. Q'larımı çok daha rahat atabiliyorum. Hani bir de kite olayı falan çok daha rahat oluyor saldırı hızı kasınca. Hani Q yeteneği sürekli açık oluyor. Plays'leri biraz daha açık oluyor. Çar. Hani ben mesela bir level'da falan denedim böyle saçma sapan. Hep trolladık. Çok da kötü bir görüntü sergiledik orada. Şu adamı öldürmek istiyorum da ultisi var, bariyeri var. Abi adam bana atlamış. Hop şuradan ben Miss Fortune'u da bir keseyim. Oo Pyke'ın seslendirmesine bak böyle. Var mı? Var mı kill? Kill abi. Abi kill istiyorum. Dilenci değilim ama bir kill olursa. Gel abi buraya. Gel buraya oynarız. Gel. Buraya çok rahat oynarız hem de. Gelirsen abi eğer. Abi o kadar geç gelmemeliydin ama be. Ultisi de var. Yani az önce yetenek kullanacağını sadece ulti atsaydı az önce. Ben çok kasmışım. Benle beraber oynasa orada hepsini keseceğiz abi ya. Bu arada arkadaşlar şu çocuğun oynadığı karakter Kayle. Oyun sonunda inanılmaz hasar çıkartan, saldırı hızı çok fazla artan bir karakter. Ama yanlış girmiş. Bu girilmez ona. Öyle bir karakter haline geliyor ki Q'yu yiyorsunuz, pat 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 bir E vuruyor, bir tokatlıyor sizi, direkt ölüyorsunuz. Tepki veremeden, flash atamadan bile öldüğünüz oluyor. Çok yüksek bir hasar çıkartıyor, aynı zamanda alan vuruyor. O karakter de late game'de bayağı sıkıntılı. Hani oynayanlar vardır mutlaka aranızda. Şu saldırı hızını arttıran bir rün var, onunla girmeniz gerekiyor. Hemen adamın redine çökelim. Var mı redi? Var redi, güzel. Rakip seriye bağladı. Orayı ben alayım. Lan sen ormancısın! Ya bu nasıl ormancı? 57 farm yapmış. Bizim AD carry ile aynı farm yapmış. Top lane ile aynı farm yapmış. Oğlum sen niye burada farmlıyorsun? Hadi bakalım. Eight be. Yasuo power be. Çok güzel bir kalkan açtık ama orada ya. Direkt Miss Fortune'un ultisi patates oldu benim kalkanıma. Lan ultim yokmuş.
Aga be, 3'te 3 attık ama daha güzel oynayabilir miydim orada bilmiyorum ya. Belki flash'ımı adamın Q'sunu atsam. Ya normalde Bloodrazer alacaktım ama sanki böyle bir şu eşyayı mı alsam arkadaşlar? Nerede o ya? Bulamadım. Şu zımbırtıyı mı alsam acaba? Şimdi şunu bakalım. 40 saldırı gücü, 25 saldırı hızı. Neyse biz bunu alalım ya. Biz sapmayalım hiç. Ürün şeyden, bu ultten sapmayalım abi. Ayakkabıyı da bitirmem lazımdı şimdi ya. Ayakkabıyı çok geciktirdim ya. Yalnız az önce 3 kişiyi birden tekledim orada ya. Çok fazla hasar vuruyor karakter. Abi ben nereye gidersem takım oraya doğru geliyor. Ben bu durumdan hiç hoşnut değilim ya. Çattık arkadaş. Draven buradan ittireceğim diyor. Gittiğinde kill var. Dur buraya bir Arov geliyor. Arov geliyor. Bam! Selamünaleyküm. Var mı da? Rakip var mı rakip? Alo rakip. Düşman birlikleri. Ha geldin mi? Oğlum niye bana sürekli ping atıyorlar? Ben anlamadım. Abi adamın slow'undan bir türlü bir şey yapamadım ya. Bir de adamın ultisi var. Hani üzerine flash atsam ulti atacaktı. Kaldık öyle ortada. Şimdi arkadaşlar çok fazla hasarımız var ama kırılganız. Direkt ölüyoruz. O yüzden bir tane Sterak kasacağız. Ben tek başıma orduyum resmen ya. Farm falan yapmıyorum. Direkt bam bam bam. Adamlara gidiyorum. Adamları öldürüyorum. Bam. Öldürdü galiba. Abi minyonlar sağ olsun. Karşıda Heimi'nin durumu çok iyi. Heimi biraz sıkıntı yaratabilir bize. Ben de Heimi videosu çekeceğim ama ne zaman bakalım ya. Hadi o, hadi. Mesela arkadaşlar o hedefe hiç ulti atmama gerek yoktu. Gayet sakin kalıp orada. Ultimi kullanmadım. Hani ultimi daha çok alan için kullanacağım. Hani böyle daha fazla bir rakip olduğunda kullanacağım. Adam red'e gidiyor galiba. Ne tın tın tın. Şöyle minyonların olduğu bir yerde savaşırsak, minyonlardan kaya kaya rakibe kayabilirim.
Ya aga be, aga be, kilimizi çaldılar ya. Abi o kadar da temiz oynamıştım orayı. Aga be. Ama bir penta yakışırdı ya. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni bırakabilirsiniz. Canlı yayınlarımı da hepinize bekliyorum. Hepiniz adamsınız. Sağ olun bugüne kadarki destekleriniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.